Başta Avrupa olmak üzere dünya genelinde işsiz sayısı kaygı verici boyutlara ulaştı. Uluslararası Çalışma Örgütü bugün bu uyarıyı yaparken durumun daha birkaç yıl iyiye gitmesini beklemediğini kaydetti. Kuruluşa göre kemer sıkma hedefine kilitlenen bütçeler de işsizliğin artmasında etkili oluyor. İspanya'da yine on binler sokaklardaydı. Ülke son verilere göre yeniden resesyona girenler kervanına katıldı. Hükümet ekonomi küçülmeye devam etse de iddialı kesinti programlarıyla bu durumun değişeceğine inanıyor. Ancak protestolar işte kapıdaki bu yeni kesintilere hedef alıyor. İspanyollar krizde en ağır darbe alan halklardan biri. Ülkede işsizlik %25'e dayandı. Gençler arasında işsizlerin oranı %50'nin de üzerinde. Ve daha bir süre işler iyiye gidecek gibi görünmüyor. Uluslararası Çalışma Örgütü ILO bugün yayınladığı raporda bu yıl küresel işsizliğin daha da artacağını duyurdu. 2012'de işsizler ordusunun mevcudu 202 milyon kişiyi bulacak. Örgüte göre özellikle Avrupa ülkelerinin uyguladığı kemer sıkma politikaları da koşulları daha da kötüye götürüyor. Tek başına kemer sıkmak işe yaramıyor, ters tepiyor. Büyüme sağlayıp güven tesis edeceğine bunları azaltıyor. Bütçe açığını kapatmak yerine yüksek düzeyde bir açığın sürmesine yol açıyor. Bizim büyüme ve istihdam stratejisine ihtiyacımız var. Avusturya, Avustralya, Uruguay gibi başarılı ülkelerin yaptığı bu. ILO, para harcayan, üretimde vasıflı işlere ve kamu sektörüne yatırım yapan ülkelerin olumlu sonuçlar alabildiğine dikkat çekiyor. İşsizlik düşüyor, ekonomi büyüyor bu ülkelerde. Avrupa ülkeleri ise özellikle kamu sektörünü küçülten kesintilerde birbirleriyle yarışıyor. Yaratılan yeni iş olanakları her yıl milyonlarca gencin katıldığı işsiz havuzundaki yığılmayı eritmeye yetmiyor. Dahası yeni işlerin çoğu yarı zamanlı ve düşük ücretli. Bazı ekonomistler durumdan istihdam yasalarını sorumlu tutuyor. İşverenin işler ters giderse çalışanı işten çıkaramayacağı, vereceği tazminatın altında ezileceği korkusuyla yeni eleman almadığını öne sürüyorlar. İş gücü piyasası liberalleşsin, yasalar değişsin, piyasada rahatlar diyorlar. Zincir kafeler esnek iş gücü devrinin en iyi örneklerinden biri. Uzun ve yoğun çalışma saatleri, ucuz ücret ve yerine hemen yenisi konan bir iş gücü. İş gücünde liberalleşme yanları buradaki değişim hızını tüm ekonomiye yaymaktan yana. Londra'da finans çalışanlarına hitap eden City AM gazetesinin editörü, var olan işten çıkarma kurallarını kaldırıp yerine otomatik tazminatlı bir sistem getirilmesini öneriyor. Mesela birinden kurtulmak istiyorsanız 3 aylık maaşını ödeyip yol verebilmelisiniz diyor. Özellikle Avrupa hükümetleri tasarruf edeceğinize harcayın nasihatini duymaya pek istekli değil. Ancak ILO bunu yapmamanın bedelinin ağır olabileceği görüşünde. Koşulların böyle sürmesi kısa vadede toplumsal patlama riski yaratabilir diyor örgüt. Uzun vadede ise işi, iş deneyimi ve umudu olmayan bir nesil yaratacaktır.